Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkanım, kıymetli hanımlar, değerli misafirler. Bugün hayata değer katan kadınlar plaket töreni gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bu önemli günde bizlerle beraber olduğunuz için katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bu programın amacı yaptıkları çalışmalarla örnek olan, kişiliği ve hayatıyla yol gösteren azim, inanç, fedakarlıklarıyla ilham veren kadınlarımıza teşekkür etmek, yanı sıra hayatın tüm alanlarında yer alan ve varlıklarıyla değer katan bütün kadınlarımızın da yanlarında olduğumuzu göstermektir. Bilim insanı olarak, fabrikada işçi, tarlada köylü, pazarda esnaf, ticaret erbabı, iş kadını, yönetici, toplumun her alanında çalışan, üreten iradesini kimsenin etkisinde kalmadan, her tür baskının dışında özgür ve özgür şekilde ortaya koyan kadınlar daha güzel bir yarını şekillendirecek en önemli unsurdur. Sahip olduğu özelliklerin farkında ve bu potansiyelini iyinin, güzelin, faydalı ve doğru olanın gerçekleşmesi için kullanan kadın, adalet dünyayı imar eder, medeniyeti inşa eder, toplumu ihya eder. Değerli İl Başkanımız, çok kıymetli muhtarlarımız, toplumumuzun basınımızdan katılan değerli temsilcilerimiz, hanımefendiler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünya üzerinde din olarak da, ırk olarak da özünde kadınlarımızın çok değerli olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizlerin kodları kadınları incitmeme, onlara hayatın içinde yaşamalarına fırsat verme ve bu konuda yollarını açma, yaşam kalitelerini yükseltmek üzere ihtiyaç giderme üzerine oluşturulmuştur. Bir kadın üretkenliği sebebiyle dünyaya adını duyuracak, dünyaya değer katacak kadar kanatlarını genişletebilir. Ve bu insanlığa hayırlı işler yapabilir. Bugün burada toplanmamızın asıl sebebi de budur. Tarihi süreçlere baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe'ye iyi bir tarihçi ve aynı zamanda iyi bir hadis ravisi olabilmek adına yollarını açtığını görmekteyiz.